Ben bir pilotla konuşmaya gidiyorum. Ne oluyor? Ciddi bir şey yok inşallah. Motor arızası. Acil iniş yapmamız gerek. Yerlerinize geçip kemerlerinizi bağlayın. İrtifa kaybediyorlar. Yunanistan. Güzel. Bizim aklımıza gelmeliydi. Nereye kayboldu herif? Elinde fotoğraflarımız var. Bu adamı bulmamız lazım. Aha, işte orada. Gel. Yine baksana, dikkat etsene. Allah Allah, kardeşim kör müsün koskoca arabayı, görmüyor musun? Kontrol, rüzgar 25. Mayday. Mayday, mayday. Request emergency. Descent and landing to Kozani. Yerlerinize geçin. Acil iniş yapmamız lazım. Kemerlerinizi bağlayın. Nereye iniyoruz? Yunanistan hava sahasındayız. En yakın havalimanı da Kozani. Yunanistan olmaz. Başka bir yer yok mu? En iyi şansımız bu. 25, mayday copy. Clear this. Tamam, kolay gelsin. Approach to Kozani runway 32. UNH-1016. Ne oluyor? Yunanistan'a acil iniş yapıyoruz. Yunanistan olmaz. Başka seçeneğimiz yok. Yunanistan'a giriş yasağım var. İndiğim anda beni tutuklarlar. Bizim için de durum farklı değil. Kimliklerimizi öğrendiklerinde bağrılarına basmayacaklar. Sağ salim inelim. Gerisine sonra bakarız. Sert bir iniş olacak. Tutunun. Doğru anlamaya çalışıyorum. Şu anda uçağınız Yunanistan'a acil iniş yaptı ve uçağın içindesiniz. Herkes iyi mi? Evet, hepimiz iyiyiz. Kasım da yanımızda. Ama şöyle bir problemimiz var. Kasım'ın Yunanistan'a girmemesi lazım. Burada yakalama emri varmış. Bizden tam olarak ne istiyorsunuz? Şu an Kozani Havalimanı'ndayız. Havalimanı sistemine girip Kasım'ın bilgilerini değiştirmeniz lazım. Yoksa burada gözaltına alınacak. Wind 25, do you need any assistance? Is everyone all right? Hepimiz iyiyiz. Birazdan iniyoruz. Pasaport kontrolünden önce mümkün olduğu kadar uyanalım. Serdar, abi Kasım'ın pasaport fotoğraflarını göndermeniz lazım bana. Pasaportum mu? Tamam, şimdi gönderiyorum. Bir de hangi havalimanı demiştin? Kozani. Kozani, tamam. Halledeceğim. Yalnız biraz zamana ihtiyacım olacak. Tabii. Çabuk ol.
Ne durumdayız? Az kaldı. Bu çantaların içinde silahlar ve susturucular var. Saklamamız lazım. Bilmemiz lazım artık. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Avustralya'dayız. Dur dedim sana! Hayırdır lan? İyi misin? İyiyim Hakkı dayı, iyiyim. Sen neymişsin be Pınar abla? İyi giyiniyorum diye almadılar beni bu göreve Hakkı dayı. Paramiliter eğitimde ben çok kemik kırdım. Eyvallah. Evet. Hulki kardeş. Madem adamı sen perde çıkardın, sen taşıyacaksın. Hadi bakalım. Ya Allah Allah. Ellerinden öper. Haydi bakalım. Oh. Geçmiş olsun. Herhangi bir sağlık problemi olan? Yok yok, gayet iyiyiz, iyiyiz. 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 Çok iyiyiz. İtfaiye bile gelmiş. Ölüyorduk bir adam. Deli misin sen ya? Çocuklar olsaydı içeride. Ama yok. Çocuklar yok. Var mı çocuk, görüyor musunuz etrafta? Hayır. Heh, kimse çocuk görmüyor. Niye endişeleniyoruz şu anda? Ben sana dedim. Ben sana dedim. Ben bu uçağa binmek istemiyorum. Bu uçak bizim sonumuz olacak dedim. Bu külüstüre binmek istemiyorum ben ya. Külüstür mü? Bu uçak külüstür mü? Gerçi... Ya yepyeni uçak. Bana bak, bir daha yeni uçak falan almıyorum. Alacağız. Bu ne biçim kapris ya? Bana... Gören de charter uçluk sanır. Bana bağırma insanların içinde. Lütfen sakin olur musunuz? Beyefendi haklı. Sakin olalım. Ne yapıyoruz şimdi beyefendi? Sizi terminale alacağız. Uçakla ilgili prosedürlere bakacağız. Önce standart prosedürleri halletmemiz lazım acil inişle ilgili. Gördün mü? Peki nedir o prosedürler? Ekstra bir şey yok. Teknik kısımları pilotunuzla halledeceğiz. Sizin pasaportlarınıza bakılacak. Daha sonra devam etmek isterseniz gideceksiniz. Hah, tamam. Nereye gidiyorsunuz? Biz Ankara'ya, Türkiye'ye. Anladım. Araca buyurun lütfen. Beyefendi siz lütfen geçin içeri. Ben gereken işlemleri halledip birazdan geleceğim. Yani uçağın durumuna göre karar veririz ama muhtemelen bu gece buradayız. Ay ne olur yapmayın ya. Ben böyle... sürünmek istemiyorum terminal köşelerinde. Eğer isterseniz terminalimizde otelimiz var efendim. Kaç yıldızlı? Ne yapacaksın yıldızını? Tatile mi geldik? Havaalanı oteli işte. Atacağım, kafamı koyacağım ben oraya. Sen bir kolumuzdan tutar ya. Katalava mı? Sinyal nerede kesildi? Sanırım havalimanı. Bunlar düştüler mi, indiler mi Mervan? Görünüşe bakılırsa acil iniş yaptılar. Kahretsin. Hey,
Transport kontrolünü alacaklar. Nedir durum? Ne durumdayız Gürcan? Yani... Anlaşıldı. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Aynen öyle abi. İşte bizim zamanımız yok. Acele edin. Elimizden geleni yapıyoruz. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Anlaşıldı. Biraz daha zamana ihtiyacımız varmış karıcığım. Tamam kocacığım. Sizi alalım pasaport kontrolü için. Ya ben önce bir bardak su rica edebilir miyim? Makineden alabilirsiniz. Ya ben plastiğe karşıyım yalnız. Cam bardağınız var mı? Cam bardak nereden bulabilirim? İlerideki odadan isterseniz alabilirsiniz cam bardakta. Canım benim, sen alır mısın ya? Tabii. Tamam, sen suyunu iç. Ben kontrole gireyim. Tamam kocacığım. İyi geceler, geçmiş olsun. Oldu, geçmiş oldu artık. Sağ olun. Nereden nereye uçuyordunuz Bay Lucas? Napoli'den Ankara'ya efendim. Yalnız bu işte bir haksızlık yok mu sizce de? Nedir haksızlık olan? Şimdi siz benim ismimi öğrendiniz, pasaportuma bakıyorsunuz ama ben sizin pasaportunuza bakamıyorum mesela. Anlayamadım. İsminizi diyorum, öğrenemedim. Roxan ismim. Roxan. Roxan, güzel. Benim en sevdiğim isimlerden. Parlak yıldız demek, değil mi? Evet. Doğru. Doğru bir isim olmuş sizin için. Yakışmış. Hatta Sting'in de bir şarkısı vardı, değil mi öyle? Ben söyleyeyim mi hatta? Ama yok, söylemeyeyim. Geç oldu şimdi. Sesim de kötü. Sizi de alalım kontrol için. Benim pasaportum zaten işimde. Sizi alalım o zaman. Ne kadar kaldı? Soruyu duydum Gürcan. Az kaldı, çok az kaldı. Biraz daha aralayın, biraz daha. Bir formül bulmamız lazım. Sara Hanım eşiniz sanıyorum. Sara, evet. Yani şimdilik. Şimdilik eşim. Ya biz boşanma aşamasındayız da. Anlıyorum. Yo, anlayamazsınız. Yani benim anlatmam lazım detaylı. Sizin de detaylı dinlemeniz lazım. Neyi? İşte neler çektiğimi. Ama illa merak ediyorsanız diyorum ki işte uçağımız bir gece daha burada duracaksa işte bakım, tamir falan için. Evet. Yani baş başa. Allah belanı versin. Rus düşmanı, bir Yunanlısı kalmıştı. Bırak, bırak be. Ne yapıyorsun? Sakin olur musun lütfen? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Sen bir saniye Sara, hayatım, yanlış anladın ya da ne anladıysan. Ne anladım? Yemeğe gidelim diyorsun kadına. Öyle bir şey demedim. Şey, Q klavye mi o diye soruyordum. Q klavyesi mi? Çok klavyesi getir artık. Sizin için de bak zaten uçak geriye mi? Hayır bırakma. Hayır bırakma. Sakin ol artık lütfen, herkesin içinde. Harika gidiyorsunuz Zehra Hanım. Az kaldı. Çok az kaldı. Hanımefendi, ben bir devlet memuruna bırak kardeşim. Hakaret etmek istemiyorum şu an. Fakat siz işinizi mi yapıyorsunuz yoksa benim kocama mı sarkıyorsunuz? Biraz daha vakte ihtiyacımız var. Kendinize gelin. Ne kendime geleceğim ya? Alt tarafı bir pasaporta böyle damga vuracaksınız. Siz niye benim kocama ayartmaya çalışıyorsunuz acaba? Lütfen kendinize gelir misiniz? Az kaldı Zehra Hanım. Uzay. Kadın haklı Zehra Hanım. Kendinize gelebilirsiniz. İşlem tamam. 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 Çok sakinim. Ne yaparsan yap bundan sonra. Artık bu kadınla sirtaki mi yaparsın? Yemeğe mi gidersiniz? Ne yaparsan yap. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Otele. Otel var dememiş miydiniz? 3 yıldızlı. Evet Sara Hanım, var. Bence de gitseniz iyi olacak. Yoksa sizi tutuklamak zorunda kalacağız. Aa, yok, tutuklama falan yok. O kadar da pisleşmeyelim. Tamam, biz geçeriz şimdi otele. Uçak tamir olana kadar da odadan çıkmayız, söz.
Hadi onlar da halloldu zaten. Sen de ver. Kusura bakmayın ya. Böyle bir gerildik şimdi. Uçakta böyle olunca, arızalanınca. Tamam, bunu da hemen basalım. Kusura bakmayın tekrardan. Hadi. Ben alırım, ver. Hadi. İyi geceler. Tekrardan kusura bakmayın. İyi geceler. Çıkış yaptık. Sağ olun. Kahve içer misin? Ne olur. Şimdi seninle biraz konuşacağız güzel kardeşim. Nasılsa yüzümüzü gördün. Hafızana iyi kazı. Ölmeden önce gördüğün son yüz benimki olabilir. Size anlatacak bir şeyim yok. Avukatımı istiyorum. Ulan hiç burası avukat istenecek bir yere benziyor mu? Kim gönderdi seni? Kimse göndermedi. Neden çektin o zaman fotoğraflarımızı? Güzel kızsın, dayanamadım. Sen manyak mısın lan? El alemin bacısının fotoğrafını çekmeye utanmıyor musun? Kim gönderdi seni? Kim gönderdi? Ha? Hiç kimse. Bana bak, bana. Gözlerime bak lan. Kim gönderdi? Konuşmayan sert erkek numaraları ha? Bayılırım senin gibi adamları çözmeye. Bizi bayağı yoracak gibi. Evet ama konuştururuz. Belki de günler sürecek. Olabilir. Ve bizim acelemiz var. Evet. Bu Merank numarası. Uyar. Hemen geliyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Serdar'la Zehra ne durumda? Kriz büyük. Ama şimdilik idare ediyoruz. Bu ne? Buzlu çay. Neli peki? Şeftaliye. Aldım ben bunu. Tamam. Şişt, Uzay. Uzay. Uzay gördün mü? Neyi? Bunları. Yarım kalan içeceğimi aldı da. Neyse. İşte sana söylemiştim ya. Hoşlanıyor benden. Flörtöz hareketler falan. Ha? Gürcan, seni hapse geri gönderttiririm. Saçma saçma konuşma, oturma sana. Zaten bir sürü işimiz var. Sen kim flört kim? Ben niye sana anlatıyorum ki?
Ne yapıyorsunuz? Ne verdiniz bana? Söylesem bileceğim mi? Botinilum verdim. Çok değil. Bir iki saat içinde vücudunda bazı değişiklikler olacak. Önce bulanık görmeyle başlayacaksın. Daha sonra ağzında kuruluk, konuşma ve yutkunma yetisini kaybetme olacak. Daha sonra kalp atışında böyle bir ritimsizlik, tansiyonda düşüklük. Sonra nefes alıp vermende sıkıntılar başlayacak. Sonra da kaslarda bir zayıflık meydana gelecek. Vücudunun belli yerleri şişecek. Daha sonra da cildinde renk değişimi başlayacak. Sonra karın ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi vesaire vesaire. Yani öldürün beni diye yalvartacak kadar büyük acı çekeceksin. Öldürecek misiniz beni? Aa yok. Hiç olur mu canım öyle şey? Senin hayatın Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarıyla koruma altında. O yüzden seni yurt dışına çıkaracağız. Orada ölürsen zaten sıkıntı olmaz. Zaten öleceksem niye konuşayım? Ne kadar güzel bir soru. Ama biz seni öldürmek istemiyoruz. Biz seninle işbirliği yapmak istiyoruz. Ceren'in takip edilip edilmediğini kim öğrenmek istiyorsa... onu arayıp Ceren'in takip edilmediğini, temiz olduğunu söyleyeceksin. Senden bunu yapmanı isteyen adamın adı ne? Tahir diye bir adam. Kimdir, necidir bilmiyorum. Arada bir iş paslar, ben de yaparım. Hiç yüz yüze görüşmedik. Bir irtibat numarası falan vardır elbet. Bize gereken bütün bilgileri vereceksin. Sonrasında biz de sana... panzehrini vereceğiz. Hadi bakalım. Parmağını alayım. Ha bu arada... bunu bir sene boyunca her hafta yapacağız. Yani artık bize çalışıyorsun. Alo. Kız temiz. Tamam. Efendim? Ceren temiz. Takip edilmiyor. Az önce aradılar. Sıkıntı yok. Peki, tamam. Bak gördün mü, bu kadar kolay işte. Vereceksiniz değil mi panzehri? Vereceğiz, vereceğiz. Son durum ne? Stabil, bekliyoruz. Siz ne yaptınız? Adam işbirliği yapmayı kabul etti. Nasıl kabul etti? Damardan buzlu çay verdik. Daha önce böyle bir tekniği hiç duymamıştım. Biz de yeni bulduk zaten. Sağ ol. Hoş geldin Ceren. Gel. Ne oluyor şef? Neden bütün gece dolandım durdum? Normal kontroller bunlar. Normal prosedür. Takip edilmediğinden emin olmak istedim. Seninki Serdar. Seninki deme ne olur şef. Ne zaman bitecek bu görev?
Ya ben artık Serdar'la bir dakika bile geçirmeye katlanamıyorum gerçekten. Ceren. Bak ben bunu duymamış olayım. Ceren'im sen çok güzel bir iş başardın. Serdar bizim için çok kıymetli. Neden bu kadar kıymetli? Biz Serdar'ın çok yükseleceğini düşünüyoruz. Düşünsene Türk istihbaratında çok yukarılara kadar tırmanmış bir Serdar. Hem de aynı zamanda bizim işbirlikçimiz haline dönüşmüş bir Serdar. Bunu sen de istemez misin? Bu çok iyi fikir. Siz öyle diyorsanız öyledir. Ama Serdar çok zor biri. Devletine çok bağlı. Ailesi gibi görüyor. Olsun. Herkesin bir zaafı var. Serdar'ın zaafı da sensin. Hem bizim şimdi başka bir sorunumuz var. Nedir? Şimdi bak bu Serdar Fadi'nin peşine tek başına takılmış olamaz. Bunun iş arkadaşları kimler tespit etmeliyiz. Gerekirse yok etmeliyiz. Hatta ailelerine kadar sokulmalıyız. Yani çok iyi olur. Berlin'deki o odaya girerken birileri yardım etmiş olmalı muhakkak. Ha. Belki de düğünümüzü öne almalıyız şef. Belki de. Belki de. Bak Ceren'im bu iş çok önemli. Çok önemli. Şirkete Fadi çok lazım. Onun başına bir şey gelmesini istemeyiz. Elimden geleni yapacağım. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Düşen yolcu uçağı esrarını koruyor. Uçakta MİT mensupları mı vardı? Uzay? Ne oldu yine dalıp gitmişsin? Düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun? Hayat. Ha, hayatı. Başkanla aranızda ne geçti? Uf abi. Özel konu. Babasız mıydın sayılır değil mi? Ya yani, onun gibi bir şey. Tabii başka meseleler de var. Anlatmak ister misin? Hiç istemem. Hatta mümkünse unutmak isterim. Bir sorunun üzerine örtmek o sorunu ortadan kaldırmıyor. Aksine daha büyük bir şekilde ortaya çıkıyor. Buna psikiyatride return of the repressed deniyor. Yani bastırılanın geri dönmesi demek. Ya Uzay her şeyi bilmek zorunda mısın? Hı? Ne oldu şimdi psikiyatrist mi oldun?
Uzanayım abi ben. Hı? Çocukluğuma inelim. Öyle mi? Nedir? İnsan beyni çok garip çalışıyor. Yani insan beynini bilmiyorum ama seninki biraz tuhaf. Hani bazen sadece beyinden oluştuğunu düşünüyorum. Başka bir organı yokmuş gibi. Kalbim var ama kullanmıyorum. İnsan hata yaptırıyor. Ama beyin öyle değil. Bütün olasılıkları hesaplıyor. Abi, yani hesap makinesiyle konuşsam daha iyi. Yani anlamıyorum ki. Deli misin? Numara mı yapıyorsun? Kolay gelsin. Peki, tamam. Senden haber bekliyoruz o zaman. Pilot mu? Evet. Bakım onarım ekibi gelmemiş hala. O da bekliyormuş. Yani sabaha kadar buradayız. Anlamadığım şeyler var. Tabii, nedir? Siz beni sadece amcama ulaşabilmek için mi takas ettiniz? Hayır. Ben de onu merak ediyorum işte. Fadi'ye ulaşmak istiyoruz, evet. Bunun için de senin yardımına ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Ama ayrıca Filistin'in, amcan gibi Filistin'i satacak birine değil, senin gibi bir başbakana ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Doğru. Ve bu konuda sana elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Ben de sizin amcama ulaşabilmeniz için elimden gelen bütün desteği vereceğim. Görünen o ki düşmanımız ortak. İşin iyi tarafı şu ki dostlarımız da ortak. Aynen öyle. Zor bir gün oldu. Ankara'ya gidince uzun uzun konuşuruz. İyi geceler. İyi geceler Zehra. Aynı odada mı kalacağız? Yani pek oda sayılmaz burası, suit. Neden? Yine de aynı oda ama. Bana güvenmiyor musunuz? Sana... Çok sevdiğim birinin çok sevdiğim bir sözü var. Kimseye güvenme derdi. Güvenmen gerekenlere de güvenmen gerektiği kadar güven. Biz sana güvenmemiz gerektiği kadar güveniyoruz. Umarım sen de bizim için aynı şeyleri hissediyorsundur. Ben size güveniyorum. İsrail'e güvenmememiz gerektiğini biliyordum. İsrail'e güvenmiyorum zaten. Sadece çıkarlarımız için ortaklık yapıyorduk. Türkler bu ortaklığı bozdu. Kasım bizim için çok büyük bir tehdit. Kasım'ı oradan çıkartmamız lazım. Ama nasıl? Kasım hakkımızda çok şey bilmekle kalmıyor. Aynı zamanda başkanlık için senin en büyük rakiplerinden biri haline getirebilir onu Türkler. Bunları biliyorum Leyer. Bunları biliyorum. Bildiğim şeyleri sanki ben bilmiyormuşum gibi bana söylemekten vazgeç. Ya gerçekten bilmediğim bir şey söyle ya da gerçekten aklıma gelmeyen bir şey söyle. Bana karşı niye bu kadar sinirlisin? Öfken gözlerinden okunuyor. Söylediğin şeyleri düşünürsen neden öfkelendiğimi anlarsın. Beni Türklerin elinden kurtardığından beri bakışların, dokunuşun, her şeyin değişti. Türklere konuştuğumu mu düşünüyorsun? Öyle düşünüyor olsaydım şu anda yaşamıyor olurdun. Aklıma bir fikir geldi. Bunları Yunanistan'dan nasıl alırız Mervan?
polisin eline geçmemeleri lazım. Direkt benim elime gelmelerini istiyorum. Hükümetler devreye girerse bir yolunu bulur, işi çözerler. Tam da ne yapacağımızı biliyorum. Söyle. Yunanlı dostumuz Stefanos. Ona en son yaptığımız iyilikten sonra bizi kıramayacaktır diye düşünüyorum. Hem zaten yeni işler için bizden beklentisi büyük. Hem de Türklerden nefret ediyor. Güzel. Leyal Hanım'la tartışmaktan Stefanos'u aramak aklıma bile gelmedi. Bunun sorumlusu bile ben olduysam. Gerçekten durum çok kötü. Başkan. Tezmo. Adamı getiriyorlar. Neredeymiş? Uyuyormuş değil mi pis herif? Yataktan aldınız. Evet başkan, yatağından kaldırdık. Otur tabii. Otur, otur. Ne oldu başkan? Kusura bakma. Uykudan mı uyandın? Evet, tam uyumuştum. Ben uyumamıştım. Aramızdaki fark bu işte. Yarın sabah da konuşabilirdik. Tabağı çıkarmam lan! Hop hop, otur bakalım. Bir serbest atış kaçırdığım için mi bu tavır? Hayır gerizekalı. Son saniyede ve Türklere karşı kaçırdığın için. Hala farkı anlamıyorsun değil mi ki beyinsiz? Fazla oluyor başkan. Parayı cebe indirirken aslan başkan, şimdi iki laf söyleyince kırıldı mı canım? Bana bak, yemin ederim öldürürüm seni. İstersen giderim takımdan. Hala anlamıyorsun değil mi? Burası Yunanistan. Yani benim çöplüğüm. Ben nasıl istersem öyle olur. Zaten bu saatten sonra bu takımda yerin yok. Defol git. Bu gece bu ülkeyi terk edeceksin. Defol diyorum lan! Seni öldürmediğime dua et. Bu adamı ilk uçağa bindirip gönderin hemen. Biyo88. Yasus Stefanos. Bay Fadi. Yasus Kriyo Fadi. Gecenin bu saatinde hayırdır? Ani bir gelişme diyelim. Sana bir işim düştü Stefanos. Senin de yapmaktan mutlu olacağım bir iş. Neymiş o? Biraz sonra telefonuna iki tane fotoğraf göndereceğim. Bu adamlar şu anda Yunanistan'da. Kozani Havalimanı'nda. Onları polisin eline geçmeden bana getirmeni istiyorum. Kimmiş bu adamlar? Biri Türk istihbaratçısı. Biri de benim yeğenim. Mümkünse canlı olarak. Ha. Mümkün değilse ölüleri de makbulüm. Tamamdır Bay Fadi. Hiç merak etmeyin. Değil de ya bunlar yakalanırsa? Bu işleri biliyorsun. Yakalanırlarsa tanımıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hiçbir alakaları yok. Konsolosluğun haberi var mı? Henüz kimseye haber vermedik. O zaman başlarının çaresine bakacaklar. Bakmak zorundalar. Aha başkan. Vay başkanım. Başkanım çıkacağınızı bilmiyorduk. Doktorlar da bilmiyordu. Başkanım dinlenseydiniz biraz. Ölünce çok dinleneceğiz. Şimdi çalışma vakti. Geçmiş olsun. Tamam.
Hadi. İşimize gücümüze bakalım. Evet, Serdar'la Zehra'nın durumu nedir? Bir aksilik çıkmazsa gün içinde buradalar başkanım. Fadi'nin kara kutusu da yanlarında olacakmış. Başkanım, Fadi sizi öldürmeye kalkmanın bedelini çok pis ödeyecek. Onu elime bir alacağım. Onu var ya tokat manyağı yapacağım başkanım. Ama öyle normal tokat değil, Osmanlı işi. Böyle yedikçe daha çok isteyecek. Adamın yerini biliyor muyuz? Bilmiyoruz ama öğreneceğiz. Saklanıyor, yeğeni bizimle zaten. Başka? Dün az daha takip yiyorduk başkanım. Ne diyorsun ya? Biz Ceren'i takipteydik. Ceren'in peşine kontur takipçi takmışlar. Adam bizi fark etti. Ama aldık adamı tabii. Konuşturduk da Tahir diye bir adamla teması varmış başkanım. Başkanım, adamın başka bir bilgisi yok. Yani Tahir'in bizi Ceren'in Keo'suna götürebileceğini düşünüyoruz. Çok pardon, Keo? Case officer. Yani? Yani amire diyebiliriz. Tamam. Bu işin peşini bırakmayın. Adamın evine gireceğiz. Takipteyiz başkanım. Eşin bir yazı yazmış Uzay. Neyle ilgili başkanım? Düşen yolcu uçağı esrarını koruyor. Uçakta MİT mensupları mı vardı? Nasıl ya? Eyvah eyvah. Bu işin peşini bıraktığını sanıyordum. Bırakmamış. Bu olayı daha fazla kurcalarsa hem onun hem de sizin başınız belaya girer. Yabancı servislerin de dikkatini çekmeden bu işi çözün. Bu işin sorumluluğu bende başkanım. Ben sayfayı ekleyip yazıyı hemen kaldırırım. Hemen yap. Siz de Ceren'in Keos'unu bulun. Çıkabilirsiniz. Ne oldu ki? Ya başkanım. Ya sizi böyle aramızda görmek inan çok güzel. Yani Allah'ımıza hamdolsun sizi bize bağışladı başkanım. Ben de sizin olduğum için şükrediyorum. Sağ ol Hulki. Siz de sağ olun başkanım. Okuyorum şimdi, evet. Uçakla ilgili bilgilerin eksik ya da yetersiz olduğunu söylüyor. MİT mensupları diyor. Evet. Kızın adı Ebru Çelenkli. Aa, sayfa gitti. Bir dakika. Sayfayı kaldırdılar. Ama ben takip edeceğim. Kızın adını biliyorum nasıl olsa. Fotoğraf yanında değil mi? Attın ya patron. Çabuk bak, bekliyoruz.
tahmin ettiğimiz gibi mi? Evet. Kesinlikle sabotaj. Yakıt ihtimali sırasında Napoli'de yaptılar büyük ihtimalle. Birkaç saat içinde detaylar çıkar. Τον έχετε δει? Ένα λεπτό, να δω τα αρχεία μας. Ευχαριστούμε πολύ. Neyse. İyi o zaman, biz birazdan ayrılıyoruz. Uçaktaki silahlar? Onları da alacağız bir şekilde. Nasıl gideceksiniz? Biz bir yolunu buluruz. Evet, benim. Geldiler. Hemen çıkmamız lazım. Kim geldi? Bilmiyorum. Tek bildiğim peşimizdeler. Hadi. Açın şunu, açın. Cevap vermiyor. İkiniz merdivenlere. Geldiler. Adamlar bende. Sen Kasım'ı al aşağı in. Dışarıda buluşuruz. Tamam. Bir de araba bul. Hallederim. Stasu!
Stator. Dur. Stamata su Leo. Stamata do. Stamata. Kaçma diyorum. Rasetler su Leo. Stamata. Peşinden gidin. Hadi. Dur. Hangisi? Bu olur. Diğerleri zor. Al. Yakalayın çabuk. Kaçıyor, atlayacak. Ben kullanacağım. Çekil. Geç diğer tarafa hadi. Nerede herifler? Arıyoruz patron. Kaçtı elimizden. Nasıl kaçtı? Kaç kişi girdiniz lan içeri? Bakıyoruz patron. Gidip bütün kamera görüntülerine bakın. Neyle gittiler? Ne tarafa gittiler? Çabuk hadi. Hasta Vialo. Sokak takibine dair her şey burada. Eyvallah. Bu da istediğiniz dosya. Ya Gürcan, dikkatimi çekti. Babana niye bu kadar soğuk davranıyorsun? Abi iyi kendisi. Ne yapsaydım? Yapma oğlum böyle bak. Üç günlük dünya. Üzmeye değmez. Hakkı dayı, sen böyle yapma. Ne olur. Bilmediğiniz şeyler var. Anlat o zaman. Gürcan, bu konuyu konuşmak istemiyorsun. Biliyorum. Ama sonuçta baban. En kötü ne yapmış olabilir ki? Peki. Annem nasıl öldü biliyor musunuz? Mete başkanınız anlattı mı size? Babamın arabasına bomba yerleştirmişler. Arabaya annem ve kız kardeşim bindi. Kız kardeşim o zaman 2 yaşındaydı. Ben de 5. Camdan baktım. Anneme el salladı. Arabaya bindiler. Sonra bir patlama sesi. Çocuğum hemen koşa koşa gittim. Bizimkileri arıyorum. Sokağın ortasında annemin bacağı. Patlamayla birlikte annem başka yere savrulmuş. Kardeşim. Ama annem ölmedi maalesef. Yani maalesef diyorum. Çünkü patlamadan sonraki 6 yıl boyunca hayatımızda sadece acı vardı. Diğer ayağını da kestiler hastanede. Yine ölmedi.
Her gün öldü. Ama mezara giremedi. 6 yıl boyunca annemle birlikte her gün öldük. Neden böyle diyorum biliyor musunuz? Biz babamı devlet malzeme ofisinde çalışıyor zannediyorduk. Kendisi tehdit edildiğini bize söylemedi. Gürcan! Babam bize yalan söyledi. Kutsal vazifesi öyle emrettiği için. Peki sonuç? Sonuç karşınızda. Buradayım. Doğruyu söyleyeyim, hapishaneden daha iyi. Hiçbirinize bir derdim yok. İşimi yapıyorum. Bundan sonra da bu konuyu konuşmak istemiyorum. Başkanım. Duydunuz işte. Aynen öyle oldu. Hadi şimdi herkes işinin başına dönsün. Efendim Serdar. Çıkmışlar mı yola? Durumlar biraz karışık başkanım. Serdar. Başkanım, işler karıştı biraz. Uçağa sabotaj yapıldı değil mi? Evet ama sadece o değil, peşimizde de adamlar var. Kim? Polis mi? Polis değil, gizli servis olabilir. Emin değiliz. Peki, ne oldu? Havaalanı otelinden ayrılmak üzereyken bizi almaya geldiler. Çatışma çıktı, biz de hemen kaçtık. Ölü ya da yaralı var mı? Birkaç yaralı var, başkanım. Ama kurşun yarası değil. Neredesiniz şu anda? Kozani Havalimanı'ndan çıkış yaptık. Peşimizdekileri de atlatıp yolumuza devam edeceğiz. Hangi araçla kaçış yaptınız? Çalıntı eski model. Tamam Serdar. Olabildiğince uzaklaşın kuzeye doğru. Biz bir değerlendirme yapıp sizi arayacağız. Dikkatli olun. Emredersiniz. Uzay. Emredin başkanım. En güvenli yola bakalım. Emredersiniz başkanım. Aldım görüntüleri. Nereye gitmişler? Kuzey yoluna doğru gitmişler. Plaka neymiş? Görüntüye bakıyorum başkanım. IBX 2635. Güzel. Binin araçları. Çabuk. Tamam.
Ya. Şaka gibi. Ne? Bu eksikti. Gerçekten bir bu eksikti. Serdar'ları arayın hemen. Aradım bile başkanım. Başkanım. Serdar. Yeni bir tahliye planı hazırladık. Güzel ama bizim yeni bir sorunumuz var. Nedir? Başkanım araç bozuldu. Pek çalışacak gibi de durmuyor. Tam olarak neredesiniz? Havaalanından yaklaşık 15 kilometre kuzeydeyiz. Çok yakınlarında küçük bir Türk köyü var. Orada bekleyebilirler. Serdar. Duydum. Evet. Bir köy görüyorum. Cami minaresi de görüyorum. Tamam, biz aracı hemen saklayıp o köye geçeceğiz. Serdar, oradan çıkışınız için en mantıklı yol deniz yolu. Hulk yola çıkıyor. Gülnak Limanı'nda yarın size hazır bir tekne bekliyor olacak. Peşinizdeki adamlardan kurtulun, bir an önce Gülnak Limanı'na ulaşmaya çalışın. Hulk her şeyi ayarlayınca sizinle irtibata geçecek. Anlaşıldı. İşi bitmiş artık. Bir de kadınlara laf edersiniz. Bir saatte perte çıkardın arabayı. Bir dahakine ben kullanacağım. Hadi geç direksiyonu. Al vitesi boşa. Köyün imamını bulmamız lazım. Çocuklar nereye gidecek şimdi? Merkezdeki okula gidecekler. Ama beyim, merkezdeki okul çok uzak. Bu çocuklar her gün oraya gidemezler. Siz de kurallara uysaydınız o zaman.
İsminizi değiştirin dedik, değiştirmediniz. Öğretmen yolladık size, kabul etmediniz. İyi ama öğretmen Türkçe bile bilmiyor. Ya nasıl anlaşacak bu çocuklarla? Derdinizi yetkililere anlatırsınız. Bu konuda Yunan makamlarına defalarca yazı yazdık. Maalesef hiçbir cevap yok. Yok, gelmedi. Doğru, doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Beni ilgilendirmez. Bana verilen emir açık ve net. Kapatın kapıları. En azından birkaç gün bekleyebilirsiniz. Şu izinlere cevap gelsin. Yoksa çoluk çocuk perişan olacak. Ne bekliyorsunuz? Haydi Klisteto. Tipeni menete. Siz yapamıyorsanız ben yaparım. Okulumuzu kapatmayın amca. Oyuncaklarım içeride, onları alacağım. Dimitri, senin bu yaptığın vicdansızlık. Evet. 5 dakika müsaade edin. Sonra vurun mührü. Nasıl kaldırırlar yazıyı ya? Gazeteciyim kardeşim ben. Bu işte bir bit yeniği var ama. Bulacağım ben, görürsünüz. Ne münasebet canım, kimseden korkmuyorum ben. Kimse tehdit edemez beni. Hangisi suç, hangisi değil ben gayet iyi biliyorum. Siz hiç merak etmeyin. Karışmayın benim işime. Tekrar koyacağım yazıyı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa, çantam! Çantam! Tutun şunu! Ver şu çantayı. Aa. Abla çok açım. Polisi arayalım. Abla ne olur. Ne olur polisi çağırmayın. Yalvarırım abla. 2 aylık bebeğim var, abla benim. Ya defol git şuradan. Keşke polisi arasaydık ya. Böyle hiç olmadı. Ay, ya tamam. Önemli değil. Korku yetmiştir ona. Bu arada çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Siz iyi misiniz? İyiyim. Ay. Tekrar teşekkür ederim. Gideyim ben artık. Rica ederim. Geçmiş olsun. İyi günler. Taksi. Pardon, ne tarafa gidiyorsunuz? Ayrancı. Ben de o tarafa gidiyorum. İstiyorsanız sizi bırakabilirim. Bu saatte taksi bulmanız çok zor olur. Yok, hiç zahmet vermeyeyim. Teşekkür ederim, sağ olun. Yok, gerçekten ben de oraya gidiyorum. Gelin. Buyurun, araba bu tarafta. Çok makbule geçti, teşekkürler. Araba arıza yapmış patron. Güzel. O halde fazla uzak kaçmış olamazlar. O köye gidiyoruz. Binin. Binin arabalara. Anlaşıldı patron. Hadi çabuk arabalara hadi. Bütün dertleri okullardaki Türk ismini kaldırmak. Bu kadar mı tahammülleri yok? Yalnız o da değil. Azınlık haklarından yararlanmamızı da istemiyorlar. Tabii. Türk okulu olarak kabul edilirse uluslararası azınlık haklarından yararlanabilecekler. Onu da istemiyorlardır. O zaman okulları istedikleri gibi de kapatamayacaklar tabii. Çocukları dilinden,
dininden, kültüründen uzaklaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kusura bakmayın. Sizin de başınızı ağrıttım. Yolcu olan sizlersiniz. Ben de oturdum burada kendi dertlerimi anlatıyorum. Estağfurullah hocam. Biz limana gitmek istiyorduk ama aracımız yolda bozuldu. Biraz da durumumuz acil hocam. Biz de adettendir. Yolcu kimsin, nereden gelirsin, nereye gidersin diye sorulmaz. Neye ihtiyacın var diye sorulur. Hele bir de memleketten geliyorsa. Eyvallah. Dediğim gibi araca ihtiyacımız var, limana gidecek. Dur. Bizim Mıymı Selahattin var. O limana inecekti arabayla. Haber vereyim, siz de götürüversin. Alo. Selahattin. Sana küçük bir işim düştü. Efendim. Otur otur. Hoş geldiniz. Fazla vaktim yok Dimitri. Şu Türkleri arıyorum. Araçları az ileride bozulmuş. Sizin köyde olabilirler. Bu herif bu köyde zaten. Bakın, bu adam çok tehlikeli. Derhal köyün giriş çıkışını kapatın. O adamı bulup bana getiriyorsunuz hemen. Hadi hadi, emri duydunuz. Çabuk harekete geçin. Siz de onlarla gidin. Siz rahat olun, sakin olun. Merak etmeyin. O herifi, o Türk'ü bulacağım size. Biriniz öne geçseydiniz. Hocam macera olur bize böyle daha iyi. Çok sağ olun her şey için. Peki. Hadi yolunuz açık olsun. Memlekete selam söyleyin. Çok sağ olun. Otoyolla bağlantı ne durumda? Köyden çıkışlar kapatıldı. Herkese mi dalika? Limanına ne kadar uzaklıktayız? Uzay'ın söylediğine göre 2 saat sürermiş. Yolda çevirme var. Yolu kesmişler. Sadece polis değil, peşimizdekiler de var. Ne yapacağız? Saklanmamız lazım. Benim yakalanmamam lazım. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Düşüneceğiz bir şey. Yasu. Ne yaptın Fred? Nereye gidiyorsun? Limana gidiyorum. Limana. Süleyman mı lisenin adı? Yok, Selahattin. Yakışıklı Selahattin. Evet. Bak bakalım, gördün mü bu adamları? Yok, hayır. Hiç görmedim. İyice bak. Bak, bu adamlar suçlu. Anladın mı? Anladım. Eğer bunları gördüysen ve biliyorsan da söylemiyorsan bana, yakarım seni Selahattin. Dimitri Bey. Kimse yok. Burası boş. Kahretsin! Git! Bana bak lan. Benimle dalga mı geçiyorsun sen? Söyle lan! Az önce buradalardı. Buradalarmış, her yeri arayın! Taksi alın, doktor yok.
köyde olduğunuzu biliyorlar artık. İz bırakmamamız lazım. Yoksa sınırdan geçemeyiz. Bir fikrim var mı? Yani mecbur hava kararına kadar köyde olacağız. Mantıklı. Hadi. Sen şimdi bu adamı görmediğini söylüyorsun, öyle mi? Uğraşma benimle Dimitri, bilmiyorum. Az önce çay içerken görmüşler de. Evet, çaylarını içtiler, gittiler. Selahattin'in kamyonettelermiş. Sen söylemişsin. Arabaları bozulmuş, şehre ineceklermiş. Yardımcı oldum. Ne var bunda? Yardımcı oldum. Hoca, ateşle oynuyorsun. Bak, sen de sıkıntı yaşarsın sonra, benden söylemesin. Hadi Dimitri, hadi. İşim gücüm var benim. Birazdan ezan okunacak. Hadi, uğurlar ola. Bütün evleri tek tek arayın. O herifi bulmadan da gelmeyin. Haydi! Restefona Neysos! Hocam. Yine mi siz? Kusura bakmayın. Bizim tekrardan sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Polisten ve bu kadar silahlı adamdan kaçtığınıza göre mesele büyük. Bizim bu adamı sağ salim Türkiye'ye götürmemiz gerekiyor. Evet. Mesele memleket meselesi hocam. Lütfen daha fazla ne siz sorun ne biz söyleyelim. Mesele memleket meselesi ise akan sular durur. Eyvallah. Bu kadar karanlık adam peşinizdeyse eğer, bu işte bir hayır vardır. Şimdi bize akşama kadar saklanabileceğimiz güvenli bir yer lazım. İyi de bütün evleri tek tek arıyorlar. Burada kalmak da bizim için riskli. Ha, Rum bir teyzemiz var, Kalika Hanım. Onun evini arayamazlar. Bizi kabul eder mi? Çok uzun yıllardır dostumdur. Bir rica ederiz. Bizi kıracağını zannetmiyorum. Bir arayayım ben yine de. Hulki inmiştir değil mi? Buyurun, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, geçin. Buyurun. Buyurun. Evimiz biraz küçük ama... Buyurun. Buyurun, buyurun. İyiyim. Aç mısınız? Size bir şeyler hazırlayayım. Yok, teşekkürler. Zaten yeterince zahmet verdik size. Yok canım, ne zahmeti? Siz benim memleketimden gelmişsiniz. İzmirliyim ben. Öyle mi? Evet. Ah, çok zaman oldu görmeyeli. Ama siz şimdi Türkiye'den gelince... ...ben çok eski günlere gittim. Büyük anne. Torunum. Torunum geldi. Herhalde polisler var. Türkleri arıyorlar. Ah, hoş geldin evladım. Bunlar da kim? Misafirlerimiz. Bunlar aranan Türkler değil mi?
Neden evimize aldın onları? Sana mis saygılı ol. İşleri var onların burada. Onlar bizim düşmanımız değil mi? Yok canım, onlar bizim kardeşlerimiz. Bunu sen de zamanla anlayacaksın. Şimdi odana çık, yemek hazır olana kadar dinlen. Haydi. Biz size rahatsızlık vermeyelim. Yok canım, olur mu hiç? Siz torunumun kusuruna bakmayın. Eğitim sistemi, okullar, hepsi bizi birbirimize düşman etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam Hulki, hoş geldin. Hoş buldum. Bizimkilerden haber var mı? Köyden çıkmak için havanın kararmasını bekliyorlar. Uzak mı liman? 1,5 saat arabayla, hadi gidelim. Hadi. Geçen sene 4 kere yurt dışına çıkmış, hepsi de farklı ülkeler. Bir kurye için fazla değil mi? Fazla. Yarın ilk iş bu adamın evine girelim. Olur. Pınar. Uzay'ın nesi var? Bir derdi var ama bilmiyorum. Pişt pişt. Gülşen, bu uzay'ın nesi var? Yani... Uzay biliyorsunuz. Her şey olabilir. Hmm. Uzay? Senin bir sıkıntın mı var oğlum ha? Ha koçum? Bir derdin mi var? Konuşmak ister misin? Evet. Nedir? Ebru hamile. Deme. Müthiş zamanlama. Ben baba olmaya hazır değilim. Sıkıntı yapma. Zaten ölü olduğun için neye hazır hissettiğinin bir önemi yok. Moral verme konusunda hakkı da elinin üstüne tanımıyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Ben buna hiç hazırlanmadım ki. Hangi üniversiteye gider? Hangi bölümü okur? Başarılı olur mu? Kardeş, evlat bu. Fazla dert etme. Bırak annesi düşünsün. Hem niye bu kadar dert ediyorsun? Biraz da tevekkül et. Tevekkül. Ben. Hakkı dayı, uzayda hiç tevekkül edecek adam tipi var mı? Haklısın. Ne yapacağım şimdi ben? Sağdaki dar sokakta fark ettim. Burada sokak lambası yok, karanlık olur. Buradan devam edelim. Bir şey olursa sen Kasım'la devam edersin. Ben de diğer yönden artık sokak köpekleriyle dikkat dağıtırım. Kalika Hanım, niye zahmet ettiniz bize? Ay ikisi böyle bir şeyler atıştırırdık. Ne zahmeti güzel kızım. Ay, hadi bakalım. Karnıyarık sever misiniz? Severiz ya. Açıkçası biraz da acıkmıştık. Size cacık da yaptım. Kalika Hanım, ben Dimitri. Açın lütfen.
Polis. Kalinita. Ne var Dimitri? Ne istiyorsun gecenin bu saatinde? Kusura bakmayın Kalika Hanım. Köyümüzde saklanan bazı suçlular var da. Onlar için rahatsız ettim sizi. Görmedim. Müsaadeniz olursa evinizi aramak isteriz. Böyle bir şeye kesinlikle müsaade etmem. Köydeki tüm evleri tek tek aradık, bir tek sizin eviniz kaldı hanımefendi. Benim evime kimse giremez. Tamam. İyi geceler. Ennaks katalava. Hadi buyurun. Dilerim. Buyurun buyurun, bir şeyler yiyelim çabuk. Sizin de başınızı ağrıtıyoruz böyle. Ay yok güzel kızım. Ah sizler iyi insanlarsınız. Ben sizin kalbinizdekini gördüm. Sizden kimseye bir zarar gelmez. E hadi artık bir şeyler yiyelim canım. Yemeğe oturun. Haydi sana mis. Haydi sofraya. Ben onlarla aynı sofraya oturmam. Sana mis. Siz onun kusuruna bakmayın artık. Haydi, haydi hazırlayalım sofrayı. Ben yardım edeyim size. Haydi. Bütün binalara baktık. Hiçbir yerde yoklar. Kahretsin. Tamam yeter, sonlandırın aramayı. Bütün yolları da açın. Hadi. Sikedrosite, perfume. Hadi mazepsteta, pame. Riefian, girişte şut bir masaj. Salamis. Yemekler şahane, ellerinize sağlık. Afiyet olsun güzel kızım. Ah, yemek yapmasını ben annemden öğrendim. İzmir'de yaşıyorduk o zaman. Ben orada doğdum. Bütün çocukluğum İzmir'de geçti benim. Ah. Denince herkesin aklına bu çiçeğin kokusu gelirdi. Şimdiki gençler bu çiçeğin adını bile unutmuştur. Çok güzel kokuyor. Evet. O zamanlar parfüm falan yok tabii. İzmir'in bütün kadınları yakasında taşırdı. Ah anneciğim de yanından hiç ayırmazdı bu çiçeği. Hala onun kokusunu taşırım ben yanımda. Kalika Hanım, özel bir soru olacak ama neden doğduğunuz toprakları bıraktınız? Ben ister miydim buraya gelmek? Ah güzel kızım. Gül gibi geçinip giderdik biz hep beraber kardeşçe. Ne Rum bilirdik, ne Türk bilirdik biz. Kardeş kardeş geçinip giderdik. Sonradan çıktı bu kavgalar. Bu düşmanlıklar neden çıktı? Kim çıkardı? Kimlerin menfaatleri vardı? Hiç anlayamadık biz o yıllarda. Ah, ben istemez miydim çocukluğumun geçtiği yerlerde kalmak? Anneciğimin mezarından uzakta olmak. İstemez miydim? Orası benim evimdi.
Orası benim yuvamdı. Şimdi hepsi çok eski hatıralarda kaldı. Şimdi senden bir isteğim var güzel kızım. Tabii. Bu çiçeği anneme götür. Mezarına ek. Yine mis gibi koksun anneciğim. Benim için bunu İzmir'e götürür müsün? Götürürüm tabii. Buyurun, buyurun. Hayırlı akşamlar hepinize. Polisler pes etti. Sonunda dağıldılar. Ama bizim de hemen toparlanıp çıkmamız lazım. Vakit kaybetmeyelim. Çok teşekkür ederiz Kalika Hanım. Her şey için teşekkürler. Rica ederim, hiç önemli değil. Benim araba arkada. Binip gidersiniz. Ben daha sonra limana gider alırım bir ara. Hocam tüm yardımlarınız için teşekkürler. Dikkat edin tamam mı? Kalsın. Birader, iyice merak etmeye başladım. Ortalığın biraz durulmasını bekledik. Neyse şimdi çıkıyoruz yola. Sizde durum ne? Tekne limanda hazır. Siz geldiğinizde ver elini Türkiye'ye. Eyvallah, konuşuruz. Her şey için tekrardan teşekkür ederiz. Hakkınızı ödeyemeyiz. Kalın sağlıcakla. Eyvah, çiçeği unuttum. Siz geçin hemen. Ben eşlik edeyim Kalika Hanım'a. Hadi gidelim. Çiçeği unuttuk. Gördün mü? Şu çiçeği alalım. Kalika Hanım. Yakalayın şu herifi. Sıksanıza ne duruyorsunuz? Durun! Hayır dur, dur! Hafız, Kalika Hanım. Kalika Hanım, hayır. Kalika Hanım. Ne yapacağız? Plana sadık kalacağız. Serdar ne olacak? Başının çaresine bakar. Götürün şu pisliği buradan. Götürün. Aşağı gelinler! Kalika Hanım! Kalika Hanım! Prokora! Aşağı gelinler! Kalika Hanım! Hadi! Ne yapıyorsunuz? Siko şu Leo! Götürün şunu! Aşağı gelin! Hadi! Prokora! Aşağı gelin! Prokora! Hadi Prokora! Hadi! Büyük anne. Büyük anne. Büyük anne. Büyük anne. Büyük anne. Büyük anne. Tamam Salamis. İyi olacak Kalika Hanım. Korkma. Elini üzerimden çek. Defolun evimden. Defolun. Ambulans çağırın. Endaksi. Olur ölme büyük anne. Olur ölme büyük anne. Zehra ne durumdayız? Başkanım polis Serdar'ı yakaladı. Kimliği açığa çıkmadan bu olayı çözmeliyiz. Bu olayı diplomatik yollarla çözmemiz çok zor. Polis Fadi'nin adamlarıyla birlikte çalışıyor. O zaman Adem'le Hulki'yi yanınıza gönderiyorum. Adem Kasım'ı alsın, hemen Türkiye'ye gelsin. Anlaşıldı başkanım.
Siz de Hulki ile birlikte Serdar'ı kurtarmanın bir yolunu bulacaksınız. Emredersiniz başkanım. Hadi. Hadi bes. Dosyada Keria. Ellerini ver. Ne var Dimitri? Efendim? Bahsettiğiniz Türk'ü yakaladım efendim. Güzel. Neyse. Az sonra maç var. Oraya gideceğim. Sabah gelip alırım. Tamam efendim. Siz nasıl isterseniz. Tamam. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Arkadaş bu mu? Sen arkadaşımızla Türkiye'ye geçeceksin. Tamam. Ama tekrar görüşecek miyiz? Fadi'yi bulana kadar beraberiz. Merak etme. Arkadaş bizden. Hadi yolunuz açık olsun. Biz de Serdar'ı kurtaracağız. Güzel. Tahir'in evindeyiz. Burada şüpheli bir şey yok gibi. Demek ki doğru iz üzerindeyiz. O ne demek? Eğer bir insan arkasında hiçbir iz bırakmıyorsa ya casustur ya da ölü. Vay. Bu lafı daha sonra kullanabilir miyim? İstediğin zaman kullan. Var mı bir şey? Yok. Bence var. Versene. Var. Bir kalem alabilir miyim? Kurşun kalem. Nasıl? Sizin kuşak her şeyi teknoloji sanıyor. Ama böyle eski yöntemleri de unutmamak lazım. Var mıymış? Varmış. Vay be. Bu yöntemin hala çalışacağını hiç düşünmezdim. Ne yazıyor? Saat 12'de Le Table de Chef'te. Evet. Buluşacaklar. Bu restoran Ceren'in sos sattığı restoranlardan bir tanesi. Bu adam da orada kurye. Biz de oraya gideceğiz. Bakacağız bakalım kim kimle görüşüyor.
Serdar'ı burada tutuyorlar. Ne yapalım? Basıp alalım mı? O içerideyken riskli. Olmaz. Şimdi bir patlayıcımız olacaktı. Kısa yoldan çözecektik işi. Ama yok işte. Bu da sen. Yoksa da biz yaparız Hulki. Kiriye, kalosilzade. Aferin Dimitri. İyi iş çıkardın. Elbette bu yardımların karşılıksız kalmayacak. Nerede misafirimiz? İçeride. Güzel. Zehra. Hı. Şu işte en sevmediğim şey ne biliyor musun? Ne? Kokusu ya. Hazır mısın sen? Tamamdır. El yapımı, organik bombamız hazır. Mesaj aldı mı? Alacak. Umarım. Olur. Uzak duvarımız. Şu misafirimize bir tanışalım bakalım ha. Siz nasıl isterseniz efendim. Buyurun. İyi. Bir dakika. Duvardan uzak dur bir dakika. Demek oteli birbirine katan Türk sensin ha? Hayırdır, sohbet etmeye mi geldiniz? Fadi bilir benim neler yaptığımı. Sonra onu anlatsın. Yakında kendini anlatırsın. Bana kalsa seni şuracıkta paramparça ederdim ama. Ama Fadi'nin izni olmadan kılıma bile zarar veremiyorsun değil mi? Yazık size ya. Şu yaşınıza gelmişsiniz. Hala başkalarının keyfine göre iş yapıyorsunuz. Merak etme sen. Bay Fadi sana gereken cezayı verecektir. Asıl sen merak etme. Fadi'yi yakaladığımda emin ol devlet memuru gibi davranmayacağım. Ne yapacaksın? Bunu Fadi'nin yüzüne söylemeyi tercih ederim. Şimdi izin verirseniz ufak bir işim var. Kaçmasına izin vermeyin. Çabuk. Ben siz gidemediniz demek. İnisiyatif kullanmadım. Başkanın emriydi. Hadi geçmiş olsun kardeş. Geçmedi henüz. Hadi.
Patlak lastikle gidebilecek miyiz? Grigora, Grigora! İni bir usta, piyasta tut. Dikkat edin. Yunan polisine sıkmayın. Köye çok acil takviye etmişim. Çok acil! Elifi! Buyurun efendim, hoş geldiniz. Buyurun, şöyle alayım sizleri. Teşekkürler. Buyurun. Hiç gerek yok, teşekkür ederim. Ben salata istiyorum, yanında da soda. Tabii ki. Siz ne alırsınız? Penne arrabbiata. Harika seçim. İçecek bir şey istemiyorum, teşekkür ederim. Tabii ki. Ya arkadaş, sık sık bitmiyorlar. Bitecek gibi de değiller. Bu şeye sıkıştık. Kapıyı sarıyorlar. Şimdi kapıdan girelim. Hadi. Hadi çıkın. Kaçacak yerleri kalmadı. Beni takip edin. Hadi hadi hadi. Tamam hadi. Tamam. Önlerini kesin. Haydi haydi. Grigora, Grigora. Pardon. Önemli değil. Daha önce tanışmış mıydık? İyi misiniz? Ah, yardım edin. Bir şey oldu. Emin misiniz? Bir ambulans çağırabilirim. Hayır, hayır, gitmeyin. Ne olur kalın, ne olur. Tamam. Hiç sanmıyorum. Tanışmış olsak hatırlardım. Benzettim herhalde. İyi günler. Daha önce kullandın mı? Simülasyonda eğitimini almıştım. Hallederiz ama. Yapabileceğine emin misin Serdar? Şu düğmeye bak, sağdaki. Bu mu? Soldaki, hayır. Tamam. Teşekkürler. Başkanım. Zehra,
Kasım sağ salim döndü. Sizin durumunuz nedir? Serdar'ı aldık başkanım. Dönüyoruz. Güzel. Plana sadık mısınız? Hayır başkanım. Hava yoluyla dönüyoruz. Daha doğrusu ilaçlama uçağıyla. Nasıl yani? Bir köyden ilaçlama uçağı aldık başkanım. Serdar kullanıyor. Sınırı bu şekilde geçmeyi düşünüyoruz. O uçakla. Hem de Serdar kullanıyor. O uçakla Türkiye'ye gelemezsiniz. Polisler peşimizde başkanım. Fadi'nin adamları da öyle. Her yerde bizi arıyorlar. Aşağı inersek daha riskli. Sizi havada da rahat bırakmazlar. Türk hava sahasına girene kadar F-16'lara ihtiyacımız olabilir. Ben hemen irtibata geçiyorum. Siz yeter ki sağ salim dönün. Emredersiniz başkanım. Evet efendim. Ülkeye sahte pasaportla giriş yapmışlar. İlaçlama uçağıyla kaçtılar efendim. Emredersiniz. Emredersiniz efendim. Hava sahamızdan çıkmadan jetler müdahale edecek. Güzel. Çok güzel. Evet. Tamam. Tamam, gerekli talimatları veriyorum. Hazır olduğunuzda bizde giriş ve kalkış serbest. Allah yar ve yardımcınız olsun. Rica ederim. Bir numara kalkışta. Uzay'ın karısı Ebru geldi. Hı? Selam. Selam. Çıkmadın mı? Yok, yeni geldim ben de. Bu kız yine neyin peşinde? Bizim. Zehra, neredesiniz şu anda? Ege Denizi üzerindeyiz. Yunan hava sahasından çıktınız mı? Konumumuz ne? Limni ve Gökçeada arasında bir yerlerdeyiz. Limni ve Gökçeada arasındayız başkanım. Gökçeada'ya ineceğiz başkanım. The Greek Air Force is speaking. You're at the Greek airspace at the moment. Land on the Limnos Island. Otherwise we'll be engaged. Limni'ye inmemizi istiyorlar. Limni'ye inmemizi istiyorlar başkanım. Yançoma hazırla arkadaş. Başkanım, iki Yunan jeti üzerimizde. Gökçeada'ya doğru devam edin Serdar. Sakın Limni'ye iniş yapmayın. Emredersiniz başkanım. This is Turkish Air Force speaking. You are approaching Turkish airspace. Change your heading west immediately. You are approaching Turkish airspace. Başkanım, bizimkiler yetişti. Vay be. Oyalayalım bölgede. Kendinize sıkıntı. Rekilde istediklerini de veririz. VTR sende, VTR sende. Box 2 alındı. Yukarıdakini aldın değil mi? Box 3, Box 3 devam. Box 3 alıyorum. Yeni bana doğru geliyor. Bir tanesini aldım. Arkadaş bana yok. Arkadakini Poling'e getirdik ama öndekine çakabilirim. Kaçmaya çalışıyorlar. Dün olduğu gibi bugün de havadaki savaşan şahinler sınırlarımızın müdafasında en ön safta dosta güven, düşmana korku vermeye devam ediyor.
Memlekete hoş geldin. Hoş bulduk. Zehra Hanım, kumandayı devralmak ister misiniz? Ben böyle iyiyim Serdar Bey.